Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'nin Bozkana Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı esnasında konuşan Kılıçdaroğlu, çay kanunu için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Rize deyince akla doğal olarak çay geliyor. Dünya neresine giderseniz gidin, Rize, bir Rizeli ile karşılaştığınızda ortak sorununuz çay olur. Burada da çay sorunu var, üreticilerin sorunları var. Az önce içeride kadın kardeşlerimizle konuştuk, malum çay toplama konusunda, çay fidanlarının bakımı konusunda en büyük emeği harcayan kişiler Rizeli kadınlar. Onların dertleri var. Fiyatlardan memnun değiller. Bu fiyatların yükseltilmesini istiyorlar. Bizi özel sektöre mahkum etmeyin. Biçtiğimiz ürünün hakkını almak istiyoruz. Alın terini almak istiyoruz. Emeklerimizin boşa gitmesini istemiyoruz. Bizi mahkum etmeyin. Ve bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda biz bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifini parlamentoya verdik. Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum. Rizeli üreticinin, çay üreticisinin sorununu çözmek istiyorsanız bu kanun teklifini meclisten geçirelim. Beraber geçirelim. Kılıçdaroğlu iktidar oldukları takdirde kaçak çayları Rize meydanında toplayıp bizzat kendisinin yakacağını dile getirdi. Ve Rize'nin bu sorunu aşılabilir, çözülebilir. Bakın adım gibi biliyorum. Üreticilerin büyük bir kısmı iktidar partisine destek veriyor. Ama bakın bugün gelinen noktada onların alın teri birilerine peşkeş çekiliyor. Biz alın terine değer veren bir partiyiz, emeğe değer veren bir partiyiz. Herkesin kazanmasını, herkesin üretmesini, herkesin alın teri dökmesini ve bunun karşılığında da karşılığını, alın terinin karşılığını almasını isteyen bir partiyiz. Dolayısıyla buradaki soruna el koyduk. Az önce içeride Rizeli kadınlara söz verdim. Kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur. Kaçak çayları İnşallah iktidar olacağız. Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları yakalayacağım. Rize meydanında yakacağım. Kemal Kılıçdaroğlu Bozkale Mahallesi'nin ziyareti sonrası Rize il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ve başbakanlık hangisi kazanılırsa o dönem içerisinde aynı fotoğrafı çektirme sözü istiyorum. Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin. Kiramızı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorum başkanım. Bizi bu durumdan kurtarabilecek misiniz? Bir değişim istiyoruz başkanım. Bir, kesinlikle bir değişim olacak ama değişimi dinamosunu gençler oluşturacak. Başkanım biz bütün görevler için hazırız. Istiyor. Değişimi birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Geniş bant internet erişimi olacak ve bu bant internet erişimi de bedava olacak. Gençler dünyayla konuşacak, dünyayla haberleşecek. Dünyadaki bütün olayları rahatlıkla izleyecekler. Size özgürlük alanını vereceğim, söz veriyorum. Bunu yaparsa da siz yaparsınız başkanım, çok sağ olun. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Rize'de olduğumuz belli olsun. Çay bahçeli. Şöyle duralım. Şöyle duralım daha iyi.